şu an. Aa bak çocuklar geliyor bak gördün mü? Bak bak bak. Cam patladı. Bir de far patladı. Neden verdik basit? Boşa götürmüşler. Bu da şimdi şeyin oradan çıkıyor. Ha, rafara rahatsız mı? Evet, oraya duba yaptıracağız. Bizim belediyeye gidip oraya kesilirken duba yaptıracağız. Bakkallığa kendiniz. Daha önce de oldu, ikinci sorar. Kim düşün bakkal varken iki çay girmiş? Bakkal varken de evet. He bakkal yokken de girdi değil mi? Bir kere de bak Ömer varken Ömer'e de vurdu. Bana yok. Sen de açın. Ben yanımda geliyorum. Neredesiniz arkadaş 2 saattir ya? Var mısın ya? Bence. Bu içeri mi daha? Nerede oğlum? Onun çocuğun ayağını... Thank you.
Koçtan bırakıyor abi. Koçta değil abi. Teker suyu ayağa taktığında şey gitti diyor. Arabanın içinde bir sorun olmasın abi. Ya da bunlar... Bir orada arabada iki araban arası varsa geçiyor. Şundan fayda almıyor. Öyle sonra geliyor arabaya. Yön değişiyor. Yön değişiyor. Üç kişiyi kurtarmışsın, kameralarda yani görünüyor. İşte dengesiz, bilinçsiz yapılan işlemler böyle insanların hayatlarına mal olabiliyor. Ama o da çok şükür Allah onu bana nasip etti. Üç tane can kurtardım. Çok gururluyum ama biraz ağrım var ama olsun. Üç tane çocuk kurtardım. Bir tane de annesini kurtardık. Nasıl oldu? Bir anlatabilir misiniz? Ya orada kamyon dururken, park ederken frenleri boşalmış. Aşağı doğru geleceğini hissettim ben. Onları hissettim. Yani bağıraraktan sizi öldürecek, kaçın sağa sola dedim ama kadın duymadı. Ben de fırladım. Onlara doğru koşaraktan çocuğu elinden aldım koltuğumun altına. Kadını da kucakladım ama üçünü birden kaldıramadığım için yiterekten sol tarafa kaydıraraktan üçünün de hayatını kurtardım ama kız çocuğunu kurtaramadık. Kamyon altına aldı. Geldik hep beraber buraya düştük ama Allah'a şükür. Yani bilmiyorum çocuğun şu andaki durumunu bilmiyorum ama. Yani gerçekten çok vahim bir durum. İnsanların bu işten çok ders çıkarması lazım. Bu kadar tedbirsizlik olmaz yani. Daha önce de olmuş böyle buna benzer bir olay. Ben onu bilmiyorum. Ben burada yoktum ama birkaç sefer bu iş tekrarlanmış burada. Üçüncü sefer. Bu üçüncü sefermiş. Artık dördüncü de kime nasip olur onu bilmiyorum. Hepinize geçmiş olsun hepimize. Siz de yaralanmışsınız galiba. Göğsümde var ağrı ama çok şükür röntgen falan çekildim. Hastaneye gittim. Şu anda iyiyim. Gayet iyiyim. Ama gururluyum. Gerçekten çok gururluyum. O çocuğun o gözündeki o ışıkları görmek gerçekten parayla pulla alınacak hiçbir şey değil. Bak gerçek söylüyorum ben. O arabanın altında o çocuğu böyle görüp de yani beni tek başıma ya, o kamyonu kaldırmaya çalıştım ya. Bak bilmiyorum ama gerçekten. Çocuklar kaç yaşında? Bir tanesi 5 yaşında var. Bir tanesi de 6-7 yaşında kız çocuğu. Annesi de yani 37-38 yaşında var. Ama gerçekten 3 tane can kurtardım. Ama bilmiyorum çocuğun şu anki halini bilmiyorum ama. Ben üstüme düşeni yaptım yani. Adını söylediniz. Benim Saadettin Gürbüz. Eyvallah abi. Ya insanların bundan çok ders alması lazım. Beni kurtar diyor amca diyor ya. Evet ya ölmek için. Böyle kuş gibi ağzını açıp kapatıyor ya. Vallahi. Allah. Vallahi diyorum ya. Yerim doldu ya. Yemin ediyorum bak. Ezilmedi değil mi? Bir şey olmadı. Ezildi çocuk ama bilmiyorum şu anki durumu ne. İyiymiş abi durumu iyiymiş. İnşallah inşallah inşallah. Tamam hadi şöyle. Hayırlı akşamlar. Ne oldu? Geçmiş olsun. Neler oldu anlatabilecek misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İçeride oturuyorduk. Arabanın sesini duyduk kaydığını. Öbür bir tane arkadaşımız geldi. Baktı herhalde. Bir kadın iki çocuğuyla beraber ya buradan yukarı çıkıyordu veya aşağı iniyordu. Arkadaş tutuyor. Kadınla çocuğunu beraber oradan kurtarıyor. İkisini bu tarafa alıyor. Bir tanesi kurtarana kadar kamyon tabii hızlı geldiği için buraya vuruyor. Şuradaki bir arabayı da vurup yönünü değiştiriyor. Çocuğun biri tam burada arabanın altında tamponun kafasının burasına kadar dayanmış. O şekildeydi işte. Biz de arkadaşlarla beraber arabayı kaldırmaya çalıştık. Kaldırdık. Çocuğu altı çektik. Ambulans geldi. Ondan sonra götürdüler. Çocukta herhangi ciddi bir yaralanma var mıydı? Bizim gördüğüm ciddi bir yaralanma yok. Ama hastaneye götürdüğünde ne çıkar olsun ne bilemem. Bir kanama veya böyle bir şey görmedik. Çocuğun bilinci açıktı yani.